Okyanus 40 seans, AYT geometri kitabında 15. seans, üçgende benzerlik 3. bölümdeyiz. Kelebek benzerliği yapacağız önce. Kelebek benzerliğinde şu yukarıdaki ABC üçgeni ile aşağıdaki CD üçgeni arasında bir benzerlik oluyor. Ne zaman oluyor bu? Şu üstteki tabanla alttaki taban birbirine paralel olduğu zaman oluyor bu iş. Bu ikisi birbirine paralel olunca buralarda Z'ler oluşuyor. Şu birinci Z'den dolayı şu B açısıyla D açısı birbirinin aynısı oluyor. Diğer şöyle ters Z'den baktığında şu A açısıyla E açısı eşit oluyor ve şurada da zaten ters açılar olarak C açısı birbirine eşit. Gördüğünüz gibi üç açısı da birbirine eşit olması nedeniyle bu iki üçgen birbirine benzer oldu. Buradan sorulara bakalım şimdi. X kaç santimdir diyor. Burada kelebek benzerliğinin olması için olmazsa olmaz şart şu ikisinin paralel olmasıdır. Bu ikisi paralel olmasaydı benzerlik söz konusu olmazdı. Şimdi bu Z'den dolayı şu A açısı B açısına eşit. Hatta şöyle yapalım. Alfa'ya alfa diyelim. Yine Z'den dolayı D açısıyla C açısına beta diyelim. Üçüncü açıya da Z diyelim. Alfa beta Z. Alfa beta ise üç açısı da eşit olan iki üçgen görüyorsunuz. Bunların arasında oran var. Şimdi Z'lerin karşısı belli. Bir de betaların karşısı belli. O zaman alfa'nın karşısıyla işimiz yok. Onu bize sormamışlar zaten. Şimdi küçük üstteki üçgende Z'nin karşısında 1 var. Büyük üçgen aşağıdakinde Z'nin karşısında 3 var. Üstteki küçük üçgende beta'nın karşısında x var. Alttaki büyük üçgende beta'nın karşısında 9 var. İçler dışlar yapabilirsiniz veya 3 katı oluyor deyip x 3 diyebilirsiniz. Buradan doğru cevap B oldu. Yine ikinci soruya geçmedi. İkinci sorudayız. İkinci soruda x kaç santimdir diyor. Yine bakın AB'nin CD'ye paralel olduğunu bakın burada vermişler. Bu paralellik varsa Z'den dolayı bu alfa. Burası beta ise burası beta. Şunlar da ters açı. Z, Z birbirlerine eşit. Üç açısı da eşit olan iki üçgen görüyorsunuz. Alfaların, betaların karşıları verilmiş. Üstteki üçgende alfanın karşısı x. Alttakinde alfanın karşısı 10. Üsttekinde betanın karşısı 3. Alttakinde betanın karşısı 5. İçler dışlar yaparsanız buradan x'i 6 bulursunuz. Veya bakın 10'un yarısı 5. 10'un yarısı 5, 6'nın yarısı 3 deyip x 6'dır da diyebilirdik. Üçüncü soruya bakıyoruz. X kaçtır diyor. Bakın burada benzerlikte şu şekilde paralel olduklarını gördüğümüz için benzerlik yapabileceğimizi gördük. Burada şu z'den dolayı bakın z'den dolayı bu alfa ise bu da alfa. Yine Z'den dolayı bu beta ise bu da beta. Şunlar da ters açı. Şu ikisi de Z, Z birbirlerine eşit. Alfa, beta, Z. İki açısı da, iki üçgenin de açıları eşit. Şimdi hatta burada da alfanın karşısı A, burada da alfanın karşısı A. Bu demek oluyor ki bu iki üçgende birebir benzerlik var. Yani bütün kenarları aynı. Burada Z'nin karşısı 6 ise bunun da Z'sinin karşısı 6 olacak demektir. Bu ikisinin A'ya A eşit olması benzerlik oranının 1 olduğunu gösterir. Benzerlik oranı 1 olduğu için 6 bölü 6 1'i sağlıyoruz böylece. Ne oluyor? Bunun da kenarı aynı oluyor. Z'nin karşısı 6, Z'nin karşısı 6. X'in değerini 6 bulduk. Dördüncü sorudayız. X kaç santimdir diyor. Şu görmüş olduğumuz şekilde yine hani hemen şu önemli şey kontrol ediyoruz. Olmazsa olmaz çünkü bu paralellik olacak. Paralellik varsa burada benzerlik vardır. Bu alfaya alfa, betaya beta, z'leri yerleştirdim. Bu da z, z. İşte z'lerden dolayı bunlar eşit. Şimdi burada oran yapacağım.
Burada hatta oranın kaça kaç olduğunu şöyle anlayabilirim. Bak beta'nın karşısı 1'miş, beta'nın karşısı 2'ymiş. Yani biri 1 kat, diğeri 2 kat. O zaman burada alfanın karşısı x ise buradaki alfanın karşısının bunun 2 katı 2x olması gerekir. 2x'i de 9 eksi x diye vermişler. Buradan 2x eşittir 9 eksi x diyebilirsiniz. Ve 3x eşittir 9 olur. Her iki tarafı 3'e bölünce x'i 3 bulursunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buralar bakın yine söylüyorum paralellik verilmezse bu benzerliği yapamayız, uygulayamayız. Şimdi o zaman teste geçiyoruz. Birinci soru x kaç santimdir diyor. Görüyorsunuz burada AB ile DC'nin paralel olduğunu göstermişler. O zaman şöyle Z'den dolayı burası alfa, burası beta ise bu da beta. Bu Z ise bu da Z şeklinde yerleştirdik. Şimdi burada oran kurmak istediğimde şunu görüyorum. Alfanın karşısı belli. Biri 16, biri 12. Bir de Z'nin karşısı belli. 6 ve X olarak beta'nın karşısını vermemişler. Üstteki üçgende alfanın karşısında 16 var. Alttakinde alfanın karşısında 12 var. Üsttekinde Z'nin karşısında X var. Alttakinde Z'nin karşısında 6 var. Burada içler dışlar yaparsınız veya 12'yi 2'ye bölünce 6 buluyorum. 16'yı 2'ye bölünce 8 bulurum diye x'i 8 buluruz. İkinci soruda AC kaç santimetredir diyor. Şimdi şöyle bakın paralelliği yine gösterdim. Bu alfa ise böyle Z'den dolayı bu da alfa. Bu beta ise bu da beta. Sonra Z'ye Z bunlar var. Şimdi alfaların karşısına baktığımda birinde 2x birinde 3x var. Demek ki bu üçgenin 2 katsa bu üçgenin kenarları 3 kat. Yani 2x'e 12 geliyorsa x'e 6 geliyor demektir. O zaman 3x'e 3 kere 6 18 gelecektir. Peki neresi 18 olacak? Beta'nın karşısı 12 olunca beta'nın karşısı 18 olacak değil mi? Çünkü beta'nın karşısını oranladık. Yok bunu tam oranları yerleştirerek yapalım dersek işte alfa'nın karşısında 3x bölü alfa'nın karşısında 2x. Soldaki üçgende beta'nın karşısında ac var bölü sağdaki üçgende beta'nın karşısında 12 var şeklinde de aynı x 3x'i yani ac'yi 18 bulabilirdiniz. Üçüncü soruda şöyle paralelliği görüyorsunuz. Hatta burada şu 3 ve 6 birinin 2 katı olduğunu görüyorsun. 2'nin 2 katı hemen 4'ü yazabilirsin. Cevap 4'tür diyebilirsin. Ama yani bunlar nasıl geliyor tabii ki? Şu Z'den dolayı alfaya alfa. Diğer ters Z'den dolayı beta'ya beta. Bir de bu ters açılar Z'ye Z. Şimdi bu Z'nin karşısında 3 var. Alttaki Z'nin karşısında 6 var. Buradan işte 1'e 2 katı olduğunu gördüm. Üsttekinde beta'nın karşısında 2 var. Alttakinde beta'nın karşısında 4 var. Şimdi pardon x var olacak. O 4'ü sonradan bulacağız tabii. Şimdi bilmiyoruz. X var. İçler dışlar yapınca yine x'i aynı şekilde 4 olarak bulursunuz. Dördüncü sorudayım. Yine bakın paralellik var. Üstteki üçgenle alttaki üçgen arasındaki oranın 2'ye 8
Yani bir kata dört kat olduğunu görüyor. Dört kat olan 12 ise bir kat olan 3'tür deyip hemen cevabı bulabilirsiniz. Ama burada ne yapabilirsin? Alfa, Z'den dolayı alfa. Beta, Z'den dolayı beta. Şuralar Z, Z deyip benzerliği yerleştirip üsttekinde Z'nin karşısında X var. Alttakinde Z'nin karşısında 12 var. Üsttekinde beta'nın karşısında 2 var. Alttakinde beta'nın karşısında 8 var deyip içler dışlarla da aynı şekilde 3 bulursunuz X'i. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda K kaç santimetredir diyor. Şimdi üstteki üçgenle alttaki üçgenin oranının N'ye 3 ne? 1'e 3 kat olduğu belli. Yani şu K-1'in 3 katı alttaki 2K artı 3'ü verecek değil mi? Yani K-1'i 3 ile çarpıp şuna eşitleyip K'yı hemen bulabiliriz. K-1'i 3 ile çarpıp 2K artı 3'e eşitleyip K'yı bulabiliriz. Buradan 3K eksi 3 eşittir 2K artı 3 olur. Buradan da K eşittir 6 olur. K yerine 6 zaten K'yı soruyormuş 6. Ama öbür türlü nasıl yapacağım? Hani bu paralelliği gördüm. Z'den dolayı bu alfa ise bu da alfa. Bu beta ise bu da beta. İşte şurası Z ise bu da Z'dir dedim. Şimdi üsttekinde beta'nın karşısında N var. Alttakinde beta'nın karşısında 3N var. Üsttekinde alfanın karşısında k eksi 1 var. Alttakinde alfanın karşısında 3k artı, pardon 2k artı 3 var. Burada n'ler sadeleşecek. 1 bölü 3 olacak burası. İçler dışlar yapınca aynı şekilde bu çözümden yine k'yı 6 bulacaksınız. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda bu şekilde x'i soruyor bize. Burada hemen yerleştiriyorum. Şu, tabii şu paralellik olduğunu tekrar ederekten. Bu açı z'den dolayı buna eşit değil mi? Z'den dolayı. Bu açı böyle ters z'den dolayı buna eşit. Ve buralarda böyle ters açı oldukları için birbirine eşit oluyor. Şimdi benzerliği uygularsam alfaların karşısıyla ilgili bir şey vermemişler. Beta ile z'lerin karşılarına bakacağım. Üsttekinde z'nin karşısında 4 var. Alttakinde z'nin karşısında x var. Üsttekinde beta'nın karşısında x var. Alttakinde beta'nın karşısında 2 var. Bu. Artık içler dışlar yaparsak x çarpı x yani x kare 4 kere 2 8 olur. X'imiz kare kök 8 oluyor. Karekök 8 de 2 kök 2 olduğu için x'in değeri 2 kök 2'dir. Üçüncü testteyiz. Birinci soruyu yapıyorum. Burada BD 20'ymiş. Şuranın tamamı 20'ymiş ve X'i soruyor. Şimdi şöyle AB ve DE bakın paralel görüyorsunuz. Paralellik işaretini görüyorsunuz. Buradaki Z'lerden dolayı yani şu açılar da hatta birbirlerine eşit olmasından dolayı 2'ye 3 oran var bunlarda. O zaman bu uzunluğa 2K dersen bu uzunluğa 3K diyebilirim. Nasıl yaparım onu? Şimdi şu alfa ise bu da alfa, bu beta ise bu da beta z'den dolayı ya. O zaman bak alfanın karşısı, alfanın karşısıyla orantılı olacak. Bu 3 kenar uzunluğu 3 olunca 3k, kenar uzunluğu 2 olunca 2k oran taşıyacağız buralara. Tamamı 5k'nın 20 olduğunu söylemişler. K'yı buradan 4 buluruz. Bize sorulan x de 2k yazıyor. O zaman 2k'nın değeri 8 olur. İkinci soruda DF'nin FC'ye oranını sormuş. Şu ikisinin arasındaki oranı soruyorlar bize. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada DE'nin tabanına paralel olduğunu görüyoruz. D noktasının bu A, B kenarının tam ortasındaki nokta olduğunu görüyoruz. Burası tam orta noktayken
DE de tabana paralelse bu DE'ye biz ne deriz? Orta taban deriz. Orta taban olduğu için tabanın yarısı kadar olur. Yani taban 2x ise orta taban 1x olur. Şimdi ne yaptık biz? Bunun orta taban olduğuna karar verdik. Orta taban tabanın yarısıdır dedik. Şimdi sıra geldi buradaki şu kum saati ya da kelebek şekline. Burada oran yaparken şimdi şöyle yani her zamanki gibi şuralar ZZ. Bu alfa ise Z, burası alfa. Burası beta ise bu taraf beta oluyor. Şöyle Z şekli olduğu için. Şu Z şeklini hatırlayın. Burası alfa ise burası da alfa oluyor. Oradan yapıyoruz işte bunları. Şimdi burada orana bak. Z'nin karşısı 1x. Alttaki Z'nin karşısı 2x. Bir kata iki kat oran var. O zaman bu alfanın karşısına A dersem alttaki alfanın karşısına iki kat 2A demem gerekecek. Bu da artık ne olmuş oluyor? 1'e 2 oran, DF'nin FC'ye oranının 1 bölü 2 olduğunu gösteriyor bize. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda iç içe iki tane kelebek görüyorum. Şimdi öncelikle şu üstteki şu kısmı hiç görme. Burası yokmuş gibi aşağıdaki kelebeğe bak. Şimdi aşağıdaki kelebekte bu ikisi birbirine eşitmiş ya. O yüzden bu ikisi de birbirine eşit olur. Buraya da x dersin. Yani şurası alfa z'den dolayı burası alfa. Burası beta z'den dolayı burası beta. Hatta bu z, bu da z diyorduk ya. İşte burada alfanın karşısı x, alfanın karşısı x oldu. Neden? Çünkü betanın karşısı betanın karşısına eşitti. O yüzden aynı şekilde de uzunluğuyla ab uzunluğunun da eşit olması lazım. Hatta bunlara a'ya a diyelim. Şimdi geçelim diğer üçgene. Bu alttaki üçgenle bizim işimiz bitti. Diğer üçgene bakacağız. Diğer üçgende de arkadaşlar bu alfa ise bu da alfa olur. Neden? Çünkü DE ile FG birbirlerine paralelmiş. Paralel olunca bir kolu ortak, diğer kolu paralelse yöndeş açı ortaya çıkar. Bu alfa ise yöndeş açı olduğu için bu da alfadır. Bu beta ise yöndeş açı olduğu için bu da betadır. Bu da bize benzerlik yaptırtır. Hani şöyle oklar çıkarıp benzerlik yapıyordu. O şekilde düşünebilirsiniz. Veya dersiniz ki bu DE orta taban. Ters duran üçgende DE orta taban. Neden dersin? Çünkü D noktası bu kenarın orta noktası mı? Evet. DE ile FG birbirine paralel mi? Evet. Bu ikisi yetiyor orta taban demen için. O zaman diyorsun ki bu ikisi birbirine eşitse bu ikisi de birbirine eşit oluyor. Aşağısı 3 ise burası da 3 oluyor. Hatta orta taban A ise taban bunun 2 katı 2A oluyor. Buradan bize sorulan X'in değerinin 3 olduğunu anladık. Dördüncü soruda X kaç santimdir diyor. Hemen içerideki şu kelebeğe bakın. Bu içerideki kelebekte K'ya 4K oran var. Yani mesela burası A ise burası 4A olacak. Burası B ise burası 4B olacak diyebilirim o zaman. Şimdi bunu yerleştirince bana lazım olan asıl zaten DE ile BC'nin oranıydı. Çünkü ben bunu şöyle temel orantı teoremini kullanmak için lazımdı bana. Şimdi bunu kullanacağım. Diyeceğim ki 2'nin tamamı 2 artı x oranı. Eşittir şu tabanımız, içerideki tabanımız A bölü şeklin üçgenin tabanı 4A. 1'e 4 oran var. Şimdi bu A'ları sadeleştirebilir miyiz? Evet, A'ları sadeleştiririz. 1 bölü 4 olur. İçler dışlar yaptığında 2 artı x'i 2 kere 4, 8 bulursun. 2'yi karşıya atınca x'i 6 bulursun. Beşinci soruda x kaç santimdir diyor. Bakın 3x k 2k. Şimdi sen burada şöyle yapabilirsin. Yani göstereyim şimdi. Şunu yapabilirsiniz. Bakın şu görmüş olduğum AEK üçgeniyle şu görmüş olduğum KFD üçgeni arasında kelebek özelliğini kullanıp benzerlik uygulayabilirim. Bu iki üçgen arasında benzerlik uygulayabilirim. Hatta oranı da söyleyebilirim şuradan.
oran K'ya 2K, 1'e 2 kat. Yani burası A ise burası 2A, burası B ise burası 2B olacak değil mi? Hani bak alfa, burası alfa oluyor ya, bak alfanın karşısı A, alfanın karşısı 2 kat 2A, diğeri B'ye 2B şeklinde. Buradan sonra artık ben şu taramadığım üçgene bakabilirim. Çünkü bu A ve 2A aynı zamanda bu taramadığım beyaz üçgenin de kenarı. Bunun mesela bu açısına beta dediğimde bu açı da beta oluyor değil mi? Bakın Z'den dolayı. Şimdi bu betanın karşısı A, buradaki betanın karşısı 2A, 2 katı kadar. O zaman şuradaki açımız Z, Z dersek, bu Z'nin karşısında 3 varsa alttaki Z'nin karşısında 3'ün 2 katı 6 olması lazım. Çünkü A'ya 2A, 1'e 2 kat oran varmış buralarda. A'ya 2A, 3'e X dedin mi X'i 2 kat olarak 6 bulursun. Altıncı soruda X artı Y'yi soruyor. Yine aynı bir önceki sorudaki gibi. Bu kelebeklerden kenarları daha çok verilen şu üçgenle şu üçgene bakacağım. Bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı kaçtır? Önce buna cevap arayacağım. Şimdi bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranına bakıyorum. İkiye X, buradan bir şey gelmedi ama A'ya 2A. Heh, şimdi oldu bak. Bu alfa, bu Z'den alfa değil mi? Şöyle Z yapınca. Alfanın karşısı A, alfanın karşısı 2A. 2 kat. 1'e 2 kat oran var. Demek ki A bölü 2A oranı aynı şekilde Y bölü 3 ile de taşınabiliyor. Buraya da taşınabiliyor. İçler dışlar yapınca A'ları sadeleştirip Y'yi ne buluyoruz? 3 3 2'ye ha, x artı y'yi sormuş. Y'yi 3 bölü 2 buluyoruz. Bir de x varmış. Evet şimdi a'ya 2 geliyorsa 2a'ya ne gelir? Bak a bölü 2a eşittir 2 bölü x yaptım. Şurada z, bu ters açıdan bu da z. Şimdi alfanın karşısı a, alfanın karşısı 2a. Tamam. Z'nin karşısı 2, Z'nin karşısı X. İşte bunu yaptım. İşler dışarı yapınca buradan da X'i ne buldum? 4 buldum. Şimdi X ile Y'yi toplayacakmışım. 4 ile 3 bölü 2'yi toplayacakmışım. Buradan 11 bölü 2 buluyorum. Birinci soruya bakalım. X artı Y nedir diyor. Şimdi bakın AB ile CD paralel mi, kontrol ettim. Evet paralel. Benzerlik kurabilirim. 3'ün X'e oranı, Y'nin 12'ye oranı, K'nın 3K oranı. Ha bulduk. K'ya 3K. 1'e 3 kat oran var demek ki. 3'ün 3 katı 9'dur. 4'ün 3 katı 12 olduğu için Y 4'tür. O zaman X'i 9, Y'yi 4 bulduk. 9, 4 daha 13'tür diyebiliriz. Çünkü burada alfaya alfa, beta'ya beta, z'ye z benzerlik yerleşimi yaptığın zaman bunu buluyorsun zaten. Z'nin karşısı 1k, z'nin karşısı 3k diye bu oranları buluyorsun. İkinci sorudayız. Şimdi iç içe iki kelebek olarak düşüneceğim şimdi burada. 2'ye 3 oran var. Bir de burası 4'müş. 4'e 3 oran var diyeceğim. Bana EC'nin AF'ye oranını sormuş. Yani şu ve şu arasındaki oran bize sorulmuş. Şimdi buna göre bir yerleştirme yapmak istiyorum. Şimdi içerideki küçük kelebeğe bakacağım. 2'ye 3 oranı var. Yani şurası 2K iken burası 3K. Veya burası 2A iken burası 3A diye. Bunu yerleştirebilirim değil mi? Çünkü bakın şu alfa ise Z'den dolayı bu alfa. Yöndeş açıdan dolayı hatta bu da alfa. Buraya beta dersem Z açısından dolayı burası da beta. Beta, bakın yöndeş açı bu beta, bu da beta veya böyle bir Z var diye de yapabilirsiniz. Şu açıya, ortadaki açıya da alfa beta Z, alfa beta Z diyelim. Teta da diyebiliriz. Şimdi burada
2'ye 3 oranı küçük üçgende yapmıştık. Büyük üçgenlere bak şimdi. Burada 4'e 3 oranlı. Çünkü bu da z'nin karşısı 4. Buradaki z'nin karşısı 3. Şimdi burada 4, burada 3. Şimdi 3'e 3k demişim. O zaman 4'e 4k diyeceğim. Yani buradaki beta'nın karşısına 3k demişim. Buradaki beta'nın karşısına 4k diyeceğim. Çünkü 3'e 4 oran var. E tamamı 4k'dan şu 2k'yı çıkarırsak buraya ne kaldı o zaman? Yine 2k kaldı. Hatta bu iki sayısının orta taban olduğunu da görebilirdin. Bakın orta taban tabanın yarısıdır. Paralellikte bu F noktası da bu kenarın orta noktasıdır. Burası 2K ise burası da 2K diyebilirdim. Şimdi buradan artık bize sorulan EC'nin AF'ye oranını yazabiliriz. EC'miz 3K, AF'miz 2K, K'lar sadeleşince bu oran 3 bölü 2 oluyor. Üçüncü sorudayız. X kaç santimdir diyor. Yine şu D noktasının orta nokta olduğunu gördüm. Ve DE'nin BC'ye paralel olduğunu gördüm. O yüzden dedim ki bu DE orta tabandır. Orta taban uzunluğu tabanın yarısı kadardır. Yani tabana biz 2A dersek orta tabana ne deriz? A kadar deriz. Ki artık buradaki kelebek şekline bakabilirim. Şöyle şurası Z ise burası da Z. Bu alfa ise bakın burası da alfa. Bu beta ise burası da beta. Şimdi üsttekinde Z'nin karşısı A var. Alttakinde Z'nin karşısında 2A var. 1'e 2 oran oluyor. Üsttekinde alfanın karşısı 4 ise alttakinde alfanın karşısı 4'ün 2 katı 8 olacak. Çünkü 1'e 2 oran olduğunu söylemiştim. Dördüncü soruda x kaç santimdir demiş. Şimdi buradaki şu ortadaki şu görmüş olduğunuz 2k 3k oranı kullanacağız. Başka neler var? Bu kenarın orta noktası olması. Bunların hepsini kullanacağız. Şimdi bakıyorum şu ABC büyük üçgeninde. AB'nin tam ortasında D varmış. AC'nin tam ortasında da E varmış. Öyle demişler. Bu ikisi eşit demişler. Bu iki orta noktayı birleştirdiğimdeki bu çizginin adı orta taban oluyor. İki kenarın orta noktalarını birleştirerek oluşturduğum bu orta taban tabana paralel oluyor. Uzunluğu tabanın yarısı kadar oluyor. Yani uzunluğun tabanın yarısı olmasını sonra halledeceğim. Çünkü burada bir şey var. Bu kelebek var. Burada bir kelebeği uygulayayım. Şimdi 2K kenarlıya 4 geldiyse 3K kenarlıya ne gelecek? Şimdi 2 kere 2 4, 3 kere 2 6 gelir. Bak şöyle de yapabilirsin buradaki oranı. Şöyle dersin burası alfa ise burası da alfa. Bu Z ise bu da Z dersin. Üsttekinde DE var. Z'nin karşısında DE var. Alttakinde Z'nin karşısında 4 var. Üsttekinde alfanın karşısında 3K var. Alttakinde alfanın karşısında 2K var. Şimdi K'lar sadeleşince 3 bölü 2 oran. 4'ün yarısı 2, 6'nın yarısı 3 deyip DE'yi hemen 6 diye oradan da buldum. Şimdi biz ne dedik buna? Orta taban dedik. Orta taban uzunluğu 6'ymış. Orta taban 6 ise bunun tabanı, bu 6'nın 2 katı 12 olacak. Çünkü neydi? Orta taban, tabanın yarısı kadar oluyor. 12'nin 4'ünü buraya verdiysen buraya 8 kalıyor ki 4, 8 daha 12 olsun. Demek ki x'in değeri 8'miş. Beşinci soruda ABAC'ye eşitmiş. Bakın bu ikizkenar olduğunu gösteriyor. Şöyle ikizkenar olduğunu taban açılarının eşit olmasıyla da göstereyim. Şimdi burada bir paralellik görüyorum. AD ile BC'nin paralellik işaretlerini koymuşlar bakın şöyle. Bu paralellik neyi gerektirir? Burası 90 derece olunca Z'den dolayı burasının da 90 olmasını gerektirir mesela. Alfa'yı 90'a tamamlayana beta dersek bu çarpıdan dolayı burası da beta olur ters açı. Beta'yı 90'a tamamlayana yine alfa deriz ki zaten Z'de var. Onu oradan da söyleyebiliyordum. Burada başka ne yapabilirim? AB ile AC'nin eşit ikizkenar olduğunu bunu söylemiştim. BF'nin FC'ye
oranı sorulmuş. Neresi BF? Şurası. FC neresi? Burası. Şimdi ben bu E noktasından bir dikme indirilmiş ya. Getirip A noktasından tam aşağıya bir dikme indirsem ne yapar? Tabanı iki eşit parçaya böler değil mi? Çünkü ikizkenar üçgen sorularında hep bunu söyledik durduk. İkizkenar üçgende ikiz olmayan tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi burada bunun yanında bundan önce şuna bakacağım ben. Şimdi burada E noktası orta noktaymış değil mi? Yani AE eşitmiş EC, E noktası buranın orta noktasıymış. Peki buradan karşıya EF çizmişim ya. Bu EF ile şu çizdiğim yükseklik paralel midir? Evet, paraleldir. Çünkü neden paralel? Çünkü bunlar göndeş açı 90 derece, 90 derece olduğu için paraleldir. Şimdi hem orta nokta hem paralel varsa bunun adına ne diyorduk biz? Orta taban diyorduk. Orta taban diyorduk ve uzunluğu tabanın yarısı kadar oluyordu. Mesela ben bunun uzunluğunu A kadar dersem bunun uzunluğuna 2 kat oluyor. 2A kadar diyebiliyorum. Şimdi bana hala bana sorulana ulaşmadım. Daha da devam edeceğim. Bu noktada şimdi şuradaki kelebeğe bakacağım. Bu noktada bu kelebeğe bakmak istiyorum. Şimdi bu kelebekte 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşitse bu iki üçgen şunlar eşittir birbirlerine. Yani şöyle kalemin rengini değiştirip yazmak istersek betanın karşısı AD uzunluğuna A dersen buradaki betanın karşısındaki FC uzunluğuna da A derim. Bu bir. Şimdi bu A burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Bu kısa kenar A ise aşağı aynen A'yı indirip burası da A'dır diyebilirim. Hatta zaten orta taban gereği bunu gerektirir. Bak burası E noktası, bu kenarın orta noktasıysa onun karşısındaki F noktası da bunun orta noktası olması lazım ki böyle A'ya A olabilsin. Şimdi burada kelebekle işim bitti. Dikdörtgeni buraya taşıdım. Bununla işim bitti. Şimdi ikiz kenara bakacağım. İkiz kenarını tabana indirmişim dikme. Bu dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyor muydu? Bölüyordu. Tabanın bir tarafı iki tane A varsa diğer tarafında da aynı şekilde iki tane A oluyor. Tabanımız ne oldu? Tabana indirilen dikme 2A, 2A diye iki eşit parçaya bölündü. Şimdi bana BF'nin FC oranını sormuş. BF dediğimde kaç A var? B'den F'ye kadar 3A var. FC dediğimde 1A var. Burada A'lar sadeleşince bu oran 3 olur. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda böyle bir kural var ama ezber olmasın diye kuralımızın nasıl işlediğini şimdi göstereceğim. Bakın şimdi 4'e 6 oran var. Sadece kelebeğe bakın. Şu kelebeğe bakın. 4'e 6 oran olduğu için bunlarda mesela 4'ün yarısı 6'nın yarısı 2 ve 3 ya. 2'ye 3 oran var deyip şöyle yapayım. Mesela 2K'ya 3K'dır. 2M'ye 3M'dir diye buralara taşıyabilirim değil mi? Bu kelebeğin kanatlarına bunu 2'ye 3 2'ye 3 diye taşıyabilirim. Şimdi kelebekle benim işim bitti. Artık x'i 6'yı bulabilirim. Nasıl bulurum? Şöyle bulacağım. Bak kalemi yeşil yapayım. Şu temel orantı teoremiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu x'i paralelken bunun buna oranı, bunun buna oranı oluyordu. Eğer ki ortadaki tabanlarla ilgili bunlarla ilgili bir soru sormuyorsa böyle yapabiliyordum. Burada da yapacağım o zaman. 2m'nin 3M'ye oranı eşittir diyeceğim. X'in 6'ya oranı. Ters taraftan yapsak olur muydu? Şu ACB üçgeninde tabii ki olurdu. O zaman 3'ün 2'ye oranı, 6'ın X'e oranı diyerek de yapabilirdim aynı şeyi. Şimdi bununla ne dedim? 2M'nin 3M'ye oranı. Taşıyorum buraya oranı. Eşittir diyorum. Ne yapıyorum? X'in 6'ya oranı. 2 ile 3, pardon M ile M sadeleşecek tabii ki. İçler dışlar yapacaksın. Sadeleştirmeyi yaptıktan sonra X'i ne bulacaksın? 4 bulacaksın. Veya 3'ün 2 katı 6, 2'nin 2 katı 4'tür diyerek de yapabilirsin.
Şimdi sıra geldi. Gümüş test. Birinci soruyu yapacağız. AB ile CD'nin paralel olduğunu söylemişler. Yoksa ben zaten benzerlik yapamazdım. 2DC AB'ye eşit demiş. 2DC AB'ye eşit. Bakın burada söylemiş. DC'nin iki katı AB yapıyor. Yani DC X dersem DC'nin iki katı 2X AB yapıyor. Bu ne manaya geliyor? Bu açılar Z'ye Z olduğu zaman X'e 2X, 1'e 2 oran olduğu anlamına geliyor. Yani burası 3 ise burası 2 katı 6 olacak. Burası Y ise burası 2 katı olacak. O zaman Y'miz ne olacak? 4 olacak. Gördüğünüz gibi 3, 4, X, 6, 8, 2X diye 1'e 2 kat oran yaptık. Burada X ile bizim X karışmasın. Hatta biz şunu A'ya 2A diyelim. Sorunun kendisinde de X varmış. Şimdi buradan şöyle bakınca Y'mizi 4, X'imizi 6 bulduk. Bu ikisi değerini topla demiş. Bu ikisini toplayınca 10 buluyoruz. İkinci sorudayız. Bunlar paralel. AB paralel, CD'ye paralel, EF'ye bunlar üçü paralel. Şimdi küçük olan kelebeğe bakabilirsin, büyük olana bakabilirsin. Hepsine bir arada bakacağız. Zaten şu 2DC, AB 2'dir falan bu oranların hepsini soruya yerleştirmişler. Bize DE'nin BK'ya oranını sormuşlar. Şu oranı sormuşlar. Şimdi küçüklerde 1'e 2 oran var değil mi? Yani 1'e 2 oran olması şu manaya gelir. Bu A ise bu 2 katı 2A'dır. Bu B ise burası 2 katı 2B'dir. Yani alfa şunların karşıları bakın. Bunun karşısı, bunun karşısıyla oranlı. İşte A'ya 2A, B'ye 2B'ye taşıdık. Peki büyükte ne yapacağım? Büyükte şöyle yapacağım o zaman. Büyükte baktığımda 2'ye 2B geliyorsa 3'e 3B gelir deyip 3B'den B çıktı buraya 2B kaldı diyeceğim. Aynı şekilde A tarafı içinde 2'ye 2A geliyorsa 3'e tamamına 3A gelir deyip 3A'dan A çıktı buraya 2A kalır diyeceğim. Şimdi herkesin oranını yazdım. Bana sorulan D bölü BK'ya bakacağım. D'de 2A var bölü BK'ya baktığımda orada da 2A var. 2A bölü 2A ne yapar? 1 yapar. Doğru cevap B oldu. Üçüncü sorudayız. Burada E, F. Şurası Y'miş. Burası X'miş. Bunlar eşit. Bunlar eşit verilmiş. Burada yazmışlar eşitlikleri. 2 var, 5 var diyor. Buna göre X artı Y nedir diyor. Şimdi arkadaşlar daha önce iki sorularda şunu söyledim. D noktası AB'nin orta noktası mı? Evet. E noktası da AC'nin orta noktası mı? Evet. Bu iki orta noktayı birleştirdiğimde oluşturduğum bir çizgi tabana paralel olur ve bunun adı orta taban olur. Bunun adı var. Orta taban diye. Ve uzunluğu tabanın yarısı kadardır. Yani burası A ise taban bunun iki katı 2A bak. Taban 2A, orta taban yarısı A kadar. O zaman artık kelebeğe bakabilirsin. Hangi kelebeğe bakacaksın? Şu gördüğün kelebeklere bakacaksın. Değil mi? Çok çok şey oldu böyle kara oldu ya. Sarıyla falan oldu tarama işlemi. Şöyle şu kelebekle şu kelebeğe bakacaksın. Şimdi kelebeklere baktığın zaman üstteki A iken alttaki 2A olmuş. 1'e 2 oranı olduğunu görüyorsun. Çünkü ikisi de aynı eşit açıların karşısında değil mi? Bu açının karşısı A, bu açının karşısı 2A. 1'e 2 oran var. Üstteki 2 ise alttaki onun 2 katı 4. Üstteki Y ise alttaki 5 bunun 2 katı. Dolayısıyla 5'in yarısı burası ne olacak? 5 bölü 2 olacak Y'miz. X'imizi 4 bulduk. Y'mizi 5 bölü 2 bulduk. Bu ikisini toplayacakmışız. 4 ile 5 bölü 2 toplarsak 13 bölü 2 buluruz. Bu da B oldu. Benzer bir soru daha yapmıştık. Şimdi burada bakalım ne yapacağız? A, B, E, F, C, D paralelmiş. Bu paralellik muhakkak olacak. Şimdi 20'ye 15 oranı görüyorsun.
şu kelebeğe bakıyoruz. 20'ye 15 oran var. Şimdi 20'yi de 15'i de 5'e bölersem 4'e 3 oran vardır. Yani 4K'ya 3K veya 4M'ye 3M diye kenarlarına bunu taşıyabilirim bu ara. 4K'ya 3K, 4M'ye 3M diye. Peki bu noktadan sonra ne yapacağım ben? Temel orantı teoremini uygulamam yeterli. O da şu şekilde. 4M'nin 3M'ye oranı eşittir X'in 6'ya oranı yapabiliyoruz. Çünkü bize EF uzunluğuyla, DC uzunluğuyla ilgili bir şey sormadıkları için bunu böyle yapabiliyoruz. Yoksa ortadaki bu kısmını sorsalar da buradan tamamına diye yapacaktım. Böyle yapmayacaktım. 4 bölü 3 oluyor değil mi? 4M bölü 3M. 4 bölü 3 eşitmiş. X bölü 6'ya diyorsun. Buradan X'in değeri 8 oluyor. Beşinci sorudayız. DEBC paralelmiş. Bakın böyle bir tane paralellik var. Bunun dışında şu eşitlikler verilmiş. Zaten 1'e 3 oran x verilmiş. Eşitlik verilmiş. Diyor ki x kaçtır? Şimdi öncelikle ben yine şu taramayı yapıp bir kelebeği göstereceğim size. Şuradaki kelebek bu. Bu kelebek şeklinde benzerlik var ve benzerliğin oranı ise arkadaşlar nedir derseniz benzerliğin oranı bakın 1'e 3. Yani bu açıyla bu açı eşit olduğu için alfanın karşısı 1, alfanın karşısı 3. 1'e 3 oran var. Yani buraya A dersem buraya 3A derim. Buraya B dersem buraya 3B derim. Gördük mü? Bakın A'ya 3A, B'ye 3B, 1'e 3. Kenarları arasında 1 kat, 3 kat oranı yerleştirir. Demiş ki DF, FE'ye eşit. Bu A ise o zaman buna da A diyeceğim. Artık X'i bulabilirim. X'i temel orantı teoremiyle yapacağım. Ama şu şekilde yapmak zorundayım. Çünkü orta tabanlarla ilgili işim var. A'nın F'ye oranı bölü C'ye kadar geldim. A'nın C'ye oranı. DF'nin BC'ye oranı şeklinde alıyorum. X bölü diyorum. Tamam. X artı kaç yapıyor? 1, 3 daha 4. X artı 4 yapıyor. Eşittir orta tabandaki A bölü 3A. A bölü 3A yapıyor. Burada sadeleşme var mı? Evet. A'lar sadeleştirilecek. Şöyle 1 bölü 3 olacak. İçler dışlar yapınca 3X'i X artı 4 bulacaksın. 2X 4 olacak. X de buradan 2 olacak. X'in değeri 2'ymiş. Altıncı soruda yine ADDB'ye eşit, BEC'ye eşit demiş. Tamam. Burada K 2 çarpı KG 3 çarpı GE demiş. Bunu bir yerleştirelim orada. KF'ye de 6 demiş. Tamam. Şimdi şunu burada nasıl yerleştireceğiz? 2 KG eşitmiş 3 G. Şimdi bunun katsayı 2 ise bunu buna veriyorsun. Bunun katsayısı 3'ü buna veriyorsun. KG'ye 3K demiş oluyorsun. G'ye 2K demiş oluyorsun. 2'ye 3 oran içerideki şu kum saatinde görüyorum. O zaman şu oradan başlayacağım çözmeye. Çünkü kenarları belli olandan başlayacağım. Yani bu kum saatinin kenarlarıyla ilgili bilgim var. 2'ye 3 işte DE'ye 6 diye buradan bir şeyler yapılabilecek. O yüzden oradan başlıyorum. Diyorum ki 2'ye 3 oran var neye 6 olur? Yani 3'e 6 geliyorsa 2'ye kaç olur? 4 olur. Yani 3'ün 2 katı 6 iken 2'nin 2 katı 4 şeklinde 4 bölü 6, 2 bölü 3 oranı yerleştirdim. D'yi 4 buldum. Peki bu D ile ilgili bir durum var mı? Var. Çünkü D noktası AB'nin orta noktası, E noktası da BC'nin orta noktası. Bu orta noktaları birleştirip şöyle çizgi çektiğimde bu çektiğim çizginin bir adı vardı. Adı orta tabandı. Ve bu orta taban uzunluğu tabanın yarısı kadardı. Yani bu taban 4 orta taban 4 ise
Taban bunun iki katı ne olacak? 8 olacak. Şurası 6, tamamı 8 diye. Peki bize neyi sormuş? Bize de bu AC'yi sormuş zaten. İşte cevap ne oldu? B oldu. Altın testteyiz şimdi. Birinci soruya bakıyorum. AD BC'ye dikmiş. AB ile GD paralelmiş şöyle. Şu paralellik var diyor. AD açıortay, hem açıortay hem dik. Oraya geleceğiz. 4 var, 10 var. Tamam. Buna göre diyor ki AF'nin FD'ye oranı. AF neresi? Burası. FD neresi? Burası. Tamam. Şimdi bununla ilgili önce şunu göreceksin. Bir açıortay doğrusu. Aşağı inmiş. Ne yapmış? Yükseklik olmuş. Açıortay aynı zamanda yükseklikse bu üçgen ikizkenardır. 10'a 10 tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. D noktası tam orta nokta olur. Yani BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit olur. Şimdi bu 10'dan 4 çıkınca şuraya da 6'yı yazdık. Şimdi burada peki benim neyi kullanabilirim? Ne benzerlikle ilgili ne yapabiliriz? Şimdi şu D noktası bu kenarın tam orta noktasıymış ve DG tabana paralelmiş. O zaman şu DG var ya tabana paralel olan tam orta noktadan geçen bu DG'nin bir adı vardı. Ne diyorduk biz buna? Orta taban diyorduk ve tabanın yarısı. Taban 4 ise bu orta tabana ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Şimdi işte bir yerlerde benzerlik yapacağım. O benzerliği de nerede yapacağımı şöyle boyayarak göstereyim. İşte şuradaki küçük FGD üçgeniyle şuradaki EFA üçgeni arasında yapacağım bu benzerliği. Burada kelebek var. Çünkü 2'ye 6 oran var, paralellik var. İşte oran buradan gelecek. Diyeceğiz ki 2'ye 6 oran, yani 1 katı 3 kat. O zaman bu A ise bunun 3 katı 3A. Bu B ise bunun 3 katı 3B değil mi? A'ya 3A, B'ye 3B oranı yerleştirdim. Şimdi bana demiş ki AF demiş 3B kadar bölü FD demiş. FD de B kadar. Sadeleştirirsek bu oran 3 olur. Cevap C oldu. İkinci sorudayız. Paralellikler var. AB, EF, CD birbirlerine paralelmiş. Şöyle işaretliyorum. Paralel olduğunu gösteriyorum. Daha sonra oranlar demiş. Bu bunun 2 katı, 3 katı, 6 ediyor. Zaten 2 ve 3 diye onları da yerleştirmiş. Bizi uğraştırmıyor. EF, X nedir diyor soruyor. Burada yine hani öyle formüller falan ezberlenecek bir şey kullanmayacağım. Diyeceğim ki kum saati var şurada ya da kelebek var. 2'ye 3 oran var. O zaman bunun kenarı 2K ise bununki 3K'dır. Veya bunun kenarı 2A ise bunun kenarı 3A'dır diye bunu taşıdım. Bunu taşıdıktan sonra ister kırmızı üçgende temel orantı yap, ister ters duran mavi üçgende yap. Düz durduğu için kırmızıda temel orantı yapalım o zaman. Temel orantıyı şöyle yapacağım. DF'nin tamamı DB oranı eşittir EF'nin tabandaki AB'ye oranı. Şimdi 3A bölü tamamı 5A eşittir X bölü 2 diyorum. Sadeleşen var mı? Evet, A'lar sadeleşiyor. Buradan içler dışlar yapınca 5x'i 2 kere 3 6 buluyorsun. Her iki tarafı 5'e bölünce x'i 6 bölü 5 buluyorsun. Bu da C şıkkında var. Üçüncü sorudayız. Eşit açılar ACD, DCB. Bakalım. ACD, DCB zaten açıortaylığı burada göstermişler. C'de açıortay var diye.
Demiş ki DE BC'ye paralel demiş. DE BC'ye paralel demiş. Şu eşit açılara bir alfa diyeyim. Bir de gözüm Z arız. Şöyle Z yaparız değil mi? Şöyle Z yaparız. Bu alfaysa bu da alfa olur. Ve arkadaşlar böyle paralellik varken üçgenin içinde yani temel orantıda böyle soruları görmüştük. Üçgenin içinde böyle açıortay olunca yani ikizkenar oluşu veriyordu Z'yi yaptığında. Alfa alfa ikizkenar bu 2 ise burası da 2 oluyor bakın. Şimdi bize 4'ü verdi, 2'yi verdi. Buranın da 2 olduğunu bulduk. Paralelliğini de söyledi. Dedi ki EF'nin FB'ye oranı nedir dedi. Şimdi ben burada temel orantı teoremiyle şunu yapmak istiyorum. Şöyle AE'nin tamamı AC'ye oranı ortadaki 2'nin tabandaki BC'ye oranına eşittir. Neymiş bu oran? 4 bölü tamamı 4 2 daha 6 eşittir 2 bölü BC taban uzunluğumuz. BC taban uzunluğunu 4'ün yarısı 2'dir, 6'nın yarısı 3'tür diye buldum. Hemen BC taban uzunluğu neymiş? 3'müş. Şimdi bu 3'ü yerleştirince artık bizden istenen oranı şöyle bulacağım. Bak şimdi şu içerideki kelebek var ya. 2'ye 3 oran mı varmış bu kelebekte? Evet. DE 2, BC 3 çünkü. 2'ye 3 oran varsa burası 2K ise burası 3K'dır. Veya burası 2A ise burası 3A'dır. 2'dir bunun kenarları, 3'tür bunun kenarları. Artık EF'ye ne diyeceğim o zaman? EF'ye 2K diyeceğim. Bölü. BF'ye ne diyeceğim? 3K diyeceğim. K'lar sadeleşince 2 bölü 3 olacak. Üçüncü soru bursa. Dördüncü sorudayız. Bu bir paralel kenarmış. Paralel kenarın adı üstünde paralellik vardır. Bu buna paraleldir değil mi? O paralellik vardır. 6, 2 daha bu üst taban 8 ise alt taban da 8'dir. İçerideki şu kelebek şeklinde 6'ya 8 oran var demektir. 6'ya 8 oran aslında sadeleştirilirse 3 ve 4 oran diyebilirsin. Yani bunun kenarları 3K iken bunun kenarı 4K. Bunun kenarı 3A iken bunun kenarı 4A. Bak 3, 3, 3, 4, 4, 4 diye yerleştirme yaptım. Sonra bana AE uzunluğunu 7 demiş. Neresi AE? Şöyle 4K, 3K daha 7K'lık kısmı 7 olduğunu söylemiş. Demek ki K ne çıktı? 1 çıktı. O zaman direkt onlar 4 kere 1 bu AF uzunluğumuz 4'müş. 3 kere 1 EF uzunluğumuz da 3'müş. Bana EF'yi soruyor. Bunun da 3 olduğunu bulduk. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda ne diyor? Olduğuna göre AG, FC'ye oran. AG'nin FC'ye oranını soruyor. Burada kelebek de göreceğiz. Temel orantı da göreceğiz. Hepsi olabilecek. AB'nin ED'ye paralel olduğunu bir göstereyim. Şöyle şuna paralelmiş. Şimdi burada D noktası, BC'nin orta noktası mı? Evet, hangi birinden başlayayım diyorsun değil mi? Burada ilk gözüme çarpan D'nin orta nokta olması var. B ile C, BD eşit DC orta nokta ve tabana paralelmiş. O zaman bunun adına biz ne diyorduk? Orta taban diyorduk ve uzunluğu x ise taban bunun iki katı 2x oluyordu. Buraya ne dedim? 2x. Buraya ne dedim? X. Eşiti var. Bu da buna eşit olduğu için buraya da x dedim. Şimdi artık bu kelebeğe geçebilirim. Kelebeğe geçebilirim. Çünkü oradan bazı bilgiler elde ettim. X'e 2x şeklinde oran olduğunu elde ettim. Artık bu kelebeğe geçiş
yaptığım bu kelebeğimizde x'e 2x oran olması nedeniyle bu kez de diyorum ki 1'e 2 oran vardır. X'e 2x bu a ise bu 2a'dır. Bu b ise bu 2b'dir diyorum. Acaba yeterli bilgiye ulaştım mı? Yok, ulaşmadım. Daha da devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar orta tabanın özelliği var ya, şu orta tabanın özelliği. Sadece bu kenarın mı orta noktası oluyordu bu orta taban? Hayır. Karşıdaki AC'nin de orta noktasının F olması gerekiyordu. Bunun adı orta tabansa böyle olması gerekiyor. F'nin de orta nokta olması gerekiyor. O zaman F'den alttaki kısımda B, 2B, B daha 3B varsa F'den yukarıdaki kısımda da aynı şekilde 3B olacak. Tam orta nokta olduğuna göre 3B'yi 3B bölecek. Şimdi işte istenilen her şeyi buldum. AG uzunluğunu biliyorum 2B kadar. Bölü. FC uzunluğunu biliyorum. 3B kadar. O zaman bu oran 2 bölü 3 oluyor. Cevap A. Ve 6. sorudayız. DE BC'ye paralelmiş. DE ile BC'ye paralelmiş. O işareti bir şöyle yerleştirelim. Paralellik varsa temel orantı olabiliyor, kelebek olabiliyor. Her şey oluyor burada. İşine yarar yani. DF, FE'ye eşitmiş gördük. 4'müş, 6'ymış. Buna göre FG yani X nedir diyor. Şimdi bu burada bu ikisi eşit. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Şöyle şu kelebekle de yapabilirim. Temel orantıyla da yapabilirim. Temel orantıdan şöyle bir oran taşımak istiyorum. Bak 4'ün tamamı 4 6'da 10 artı x. Tamamı 10 artı x'e oran. Şimdi 4 bölü 10 artı x oranını şu df ve bc'ye taşıyacağım. Df'ye o zaman 4k dersem tabana 10 artı xk diyeceğim. Bu şekilde bakın 4K bölü 10 artı XK eşittir. 4 bölü 10 artı X şeklinde oran vardır değil mi? Şimdi DF eşitmiş FE'ye o yüzden bu da 4K dediğim için buna da diyeceğim 4K. Bunu temel orantıyı yaptıktan sonra sıra geldi şuradaki kelebeğe. Bak şu kelebekle şu kelebekle oran yapacağım şimdi. Çünkü burada paralellik var dediler. Burada benzerlik var dediler. Bununla şimdi yapalım. Yeşil kalem alayım bu kez. Diyeyim ki 4K'nın 10 artı XK'yı oranı değil mi? 4 veya şöyle yapalım. X'in 6'yı oranı diyelim. Şu alfa ise bu da alfa çünkü. X'in karşısı, alfanın karşısında X var. Böyle alfanın karşısında 6 var. Eşittir. Bu açı bu açı eşit olduğu için üsttekinde 4K var. Alttakinde 10 artı xk var. İşte oran bu şekilde. Ne yaptım? 4 bölü 10 artı x, x bölü 6'ya eşit. K'lar sadeleşecek mi? Evet, K'lar sadeleşecek. Bu noktada içler dışlar yapacağım. Ama yaparken bu x'i paranteze dağıtmayacağım. Şu x çarpı 10 artı x diye şu şekilde yazacağım. Bu tarafta 6 kare 24 diyeceğim. Çünkü biri diğerinin 10 fazlası olan 24'ün çarpanını düşünmeyi tercih ediyorum. Öbür türlü dağıtırsam çarpanları ayırmam gerekiyor. O da olur ama gerek yok. Biri diğerinin 10 fazlası olan çarpanları 10 ve 12'dir değil mi? Biri diğerinin 10 fazlası. 10 çarpı x yerine 2 yazdık mı tutuyor. 2 kere 12 24. Demek ki x'imiz neymiş? 2'ymiş, cevap B'miş. Peki hocam bunu ben böyle yapmasam, çarpanları ayırsam nasıl yapacaktım? Bak devam ettiriyorum. 24 eşittir. X'i 10'la çarptım 10x artı x'i x'e çarptım x kare. Hepsini aynı tarafa alırsak x kare artı 10x 24'ü de aldık o tarafa. Eksi 24 eşittir 0 yaptık. 10x'di şurası. 24'ün öyle iki çarpanını söyle ki toplamları 10 olsun. 24'ün çarpanları 12'ye 2 de eksi artı de toplayınca artı 10'u çarpınca eksi 24'ü verdi. Bak işte çarpanları ayırdık. X artı 12 ve x eksi 2'ymiş bunun çarpanları. Buradan gelen kök eksi 1 kök. Eksi 12. Bu gelen kökü alma. Buradan gelen kök artı 2. İşte bu şekilde de 2'yi bulabilirdik.